Yani sen bu Seyit Usmanoğlu'nu Ayhan meselesinden biliyorsun öyle mi? Evet. Handan'ın abisi. Büyük abisi herhalde. Yani ailenin başı gibi aslında. Yani aşiretin yani. Galiba baba. O kadar detay bilmiyorum. O seni biliyor ama. Arayıp soracak kadar hem de. Yeğeni için seni yanına çağıracak kadar hem de. Aradı çağırdı gittim ben de. Bizimkiler de peşindeydi zaten. Tufan'ın haberi geldi ilk önce. Ne yapmış? Kendi eliyle serseri yeğenini sana mı teslim etti yani? Yani onun gibi bir şey. Ya başta neden kaçmış çocuk? Arabasını bulduk. Oradan yardım almadan kaybolması imkansız. Yani amcası el atmasa dün de almıştık. Vallahi bilmiyorum. Herhalde tanıdık birilerine teslim etmek istedi. Belki önceden kendisi bir kulağını çekeyim istedi. Peki Handan hala cezaevinde mi? Yani bu Ayhan meselesi yüzünden? Evet baba. Çok yatmaz. Saldırıyı da tecavüzü de başkaları üstlendi duruşmada. Belki ona kalmadan tahliye olur. Belli bir şey yani. Peki yani aranızda başka bir irtibat yok Seyit'le öyle mi? Yok anlattığım kadar. Ya bak vallahi kusura bakma da kardeşim. Pek de bir şey anlatmadın yani. Yanılıyor muyum Rıza baba? Hayır anlatmadım. Ne anlatayım baba? Olan biten bu işte. Aradı, gittim, aldığım çocuğu getirdim. Seni nasıl bu kadar rahat arayıp da buldu? Yeğenini neden sana teslim etti? Ha? Yani ne, iltimas mı istedi? Koru kolla çocuğu mu dedi? Ne dedi? Hayır, ne geçti aranızda bilmediğimiz? Bak, bunlar sorulacak Mesut, biliyorsun değil mi? Bugün burada biz sormazsak, yarın başka bir yerde başka biri soracak bunu. Sakarya'dan apar topar döndüm. Selin meselesi, Poyraz'ı bulmamız falan. Hem fırsat olmadı anlatmaya, hem de yani bilmiyorum işte. Belki size ters gelir dedim. Kapadım konuyu geçtim. Ya hangi konu kardeşim? Para para. 10 milyon para istedim Seyit'ten. Getirdi koydu önüme. 10 milyon mu? Ne için? Ya nasıl çıkardı verdi adam o kadar parayı ya? Handan'la yanındaki polisi yakaladım. Getir dedim. Yani kelle karşılığı ha? Ya işte onun gibi oldu. Aldım parayı, Handan'ları verdim polise. Yürüdüm işte. Ya sen ne anlatıyorsun Mesut? Allah aşkına ya. Organize suç bu kardeşim. Ne yaptın sen? Nerede para peki şimdi? Sakin ol ya. Kuruşuna dokunmadım. Peki ne yaptın? Ayhan'lara verdin değil mi? Evet. Kız kardeşiyle ikisine. Hemen akrabalarının yanına Hollanda'ya gönderdim. Bunlar nasıl olsa ceza meza almaz. Olan Ayhan'la kızı oldu. Hayatları kurtulsun diye yani. Aynen öyle. Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı usta? Böyle söyleyince yok. Savcı Yavuz işin içinde olmasa da yok. Usmanoğlu verdiği paranın arkasına düşüp seni kullanmak istemese hiç yok. O kadarını düşünemedim. Çözeriz dedim. Ne güzel ya. Sen her şeyi birbirine kat. Nasıl olsa biz burada çözeriz, toparlarız arkasını değil mi? Ne güzel memleket be. Yerinde olsam belki gider aynısını yapardım. Eyvallah baba. Ama işin içinde para girdi mi sen kuruşuna dokunmasan bile o gelir sana dokunur Mesut. Dokunacak da yani. Yani Engin haklı. Bu iş burada bitmeyecek. Ya ne savcılığı ne adliyesi kardeşim ya. Ya o komiser benim amcamla anlaştı. Ne anlaşmasından bahsediyorsun be? Ne halt ettiysen cezasını çekeceksin. Geldi beni amcamdan aldı. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Ne işler dönüyor burada hiçbir şey anlamadım ha. Ya avukat bir şey desene. Şimdilik sorun çıkarmayalım Tufan Bey. Ben gerekli işlemleri yapacağım merak etmeyin. Lan beni hapse gönderiyorlar daha nasıl bir sorun istiyorsun? Sakin olun halledeceğiz. Hadi konuşturma şunu hadi yürü. Anlatacak mısın artık ne işler çeviriyorsunuz siz? Ya merak etme. Biliyoruz ne yaptığımızı. Cemal yapma. Yakacaksın bak kendini. Anlaşma falan diyor bu adam. Ne anlaşması bu? Sen bana güvenmiyor musun? Güveniyorum tabii ama meselemiz bu değil. Tamam. Uzatmaya gerek yok. Saldırganı yakaladık. İşimiz bitti. (Gülüyor)
Savcılık nereden çıktı? Ne yaptı lan bu komiser? Efendim, ben size söylemiştim ama polislere güven olmaz. Bana akıl verme avukat. Ne olacak onu anla. Savcılığa sevk edildi. Oradan da yüksek ihtimalle tutuklama kararı çıkar. Lan millet cinayetten serbest kalıyor. Sen bir kurşun için yeğenimi kurtaramadın. Efendim, önceki dosyaları da var biliyorsunuz. Sen de git savcılığa. Adım adım her şeyden haberim olacak. Peki efendim. Ağam memleketten aradılar, Tufan'ı soruyorlar. Ağam çözecek de, çok da uzatma. Tamam ağam. Yeğenim 3 günden beri hapiste. Sen burada bana maval anlatıyorsun avukat. Efendim, inanın yapabileceğim bir şey yoktu. İtiraf var, delil var. Öncesinde Tufan'ın işlediği suçlar da var. Ağam. Açmıyor mu telefonunu hala? Açmıyor ağam, farklı numaradan da aradım. Demek öyle komiser. Uyardım seni. Bana kazık atma dedim. Senin anladığın dil farklıymış. Hazırlanın beyler.